Evet değerli dostlarım, bugün sizi kabak tarlasına getirdim. Kabak çekimini göstereceğim size. Çekirdeklik kabak diye geçiyor arkadaşlar, çerezlik. Şöyle işte Ekim ayının ilk haftası ya da Eylül ayının son haftasında kabaklar olgunlaşıyor, toplanıyor şu şekilde. Sıra sıra. İki tür makine var arkadaşlar. Bir bu kendi içine atılan dirgenlerle, bir de kendi alan var. Onlar vasıtasıyla kabak çekirdekleri kabaktan alınıyor, temizleniyor. Birkaç gün kurutuluyor arkadaşlar. Ondan sonra çerezlik olarak satılıyor. Kayseri Türkiye'de TÜİK verilerine göre arkadaşlar kabak çekirdeği üretiminde birinci sırada. Kayseri'de de Develi birinci sıradaydı. Tomarza ilk sıraya geçmiş arkadaşlar. Türkiye'de Kayseri ilk sıra, Nevşehir ikinci sıra, Aksaray 3, Konya 4 diye gidiyor arkadaşlar. Buraların ortak özelliği tüflü toprakların olması, yani volkanik toprakların olması. Kabak bu tüflü kumlu toprakları seviyor arkadaşlar. Hem kıraçta yetişiyor kabak, hem de sulama yaparak buralarda yetiştiriliyor arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş kabakların çekildiği yere doğru gidelim. Bu kullanılan makine eski sistem arkadaşlar. Bu çerez için, kışlık tüketilecek çerez için olan çekirdekleri yerli halk elde alıyor arkadaşlar. Makine ucunu kırıyor diye onu çok beğenmiyorlar, elde alıyorlar. Ama bu ticari olan tabii kabak makinesinde çekiliyor. Şimdi abilerimizin yanına gelelim. Aha bir torba burada çekirdek var. Hay maşallah. Hay maşallah. Bereketli olsun. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne örüyorsunuz da ya? Vallahi öyle kabak çekiyorum. İyi. Bereketli olsun. Sağ olasın. Kim ya? Irgatlar kim? Abo Mustafa abim de buradaymış. Yıldıray abim de buradaymış. Kolay gelsin efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu işler kötü işler mi, iyi işler mi? Bu işler orta yollu işte. Orta. Okumayanlar için orta yollu. İki gün sürer mi bura? İki gün sürer mi? He? Ayhan abi ektiğin ekeceğine pişman mı oldun? Ne ördün? Ne oldu Yılmaz? Ektiğin ekeceğine pişman oldu. Vallahi domuz irezil itti ya. Çekirdeği iyi mi? Çekirdek fena değil de domuz işte bayağı bir. Fostiyel değil mi çekirdek? Evet. Çekirdek fostiyel. İyi. Fostiyel bir sene domuzu tam kaşeyle gözünü tam bildim işte bu. Domuzdan alamadın değil mi burayı? Akşam işte, sabah burada. Sabah işte, sabaha kadar gene burada. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Domuz kabağın bir numaralı düşmanı arkadaşlar. Eski sistem makine arkadaşlar. Bir de yeni sistem var. Kendi alan, sıradan kendi alan. O fazla insan gücü istemiyor. Şuradan atılıyor gördüğünüz gibi. Şuradan kabak çekildi. Kurumaya buradan değil mi?
herhalde kolesterolü yılmadım. Kolay gelsin hanımefendi. Allah razı olsun, sağ ol. Siz gruptunuz. Ne, biz gruptu. Sıra Fikri Yapla mıkinde mi? Ayhan abiminkinde. Fikri Yapla bereketli olsun. Bereketli olsun kız. Sağ ol Yılmaz. Maşallah ipi zahmetini çektiniz ama. Çok şükür. Gerçekten zahmetliydi. Pişman olmadınız inşallah. Toplarken pişman oldum. Bir daha ekmedim ama şu anda hoşuma gidiyor hatta. Kabak çekirdekler gelince fikrim yanışıyordu. Geldiklerimi giyeyim de gel. Hadi giy de gel. Orada kamerası mı? He, orada da kamerası. He. Bir bahak göstererek çekirdek. Tanesi de iri değil mi? Kim güzel yani. İri, güzel dolu. Dolu pos değil yani. Yok yok, pos yok. Güzel dolu. Bak çok etim oğlum. Kaçtan gidiyormuş kilosu? Fikri Yapla kaçtan gidiyormuş? 100-120 çekirdeğine göre. Çekirdeğine göre zar. Kilo, 3,5 kilo geliyor. Şinik. Hemen çiğdiğini biliyor musun? Çiğ çiğdiğini. Tamam. Şinik 350 buluyor. 350 bak, buluyor musun? Böyle yapıyor ya. Hadi bir göster Enes. Bak izleyicilerimiz, Enes bize nasıl çekirdek çitilir onu gösterecek. Hadi göster bakayım. Nasıl çitiliyormuş? İçi nasıl açılıyor? Göster. Kabak çekirdeğini. Şuraya göster. Şuraya. Bir çit. Şuradan bir tane yenisini al da onu çit. Hadi bakayım. Böyle çitilir de göster. Tatlı mı Enes? Sen de tatlısın. Çektim mi? Çektim. Şimdi anneanneni çekiyor. Çadır var bizde, büyük çadır. Geçen Merve getirdiydi. Şimdi gelecek olanlar hazırlanıyor. Şunun kadar var. Fikri Yapla. Var var. Şunun kadar var. Tamam. Dönemde de vardı. Şimdi görürüz. Bura, şura kaç torbaydı serdiğiniz? Yani saymadım ki. Orada 8 torba vardı ben gelirken. Öyle mi? Şimdi mi? He. Daha... Dur lan. Ya toplanmış var mı orada? Var, bayağı var. Yarısı anca çekilmiş. İnşallah. Ama güzel çıktı. Fadime abla, senin erişteni herkes gördü mü? Nasıl erişte kestiğini? Afiyet olsun. Çok çok beğendiler seni. Valla bir bezi diğer kesim de bir şeydi. Olsun canım, güzel bir şey. Bakayım. Böyle çekil mi? Biz de keserdik. Şimdi makineyle kesiyorlar. Bunlar her işte kesiyorlar. Ben de benimi kestiğimi seviyorum. Ben de baktım. Bu kabak olur muydu eskiden? Ekerler miydi bu kadar? Çok. Böyle ekmezlerdi de. Bostanımızın kabağı olurdu. Şemşamel ekerlermiş değil mi eskiden? Çiterdik. Çerezlik o yani. Evet. Yastığa yanı dururken. Şimdi bunun özel tırmıkları var da sizin o kadar çok olmadığı için idareten. Acemilik. Şimdi izleyince söylerler ya niye ondan yapıyorsunuz diye. Yağmur yaş olmadan kaldırın da inşallah. 3 günde bu torbalanıyor değil mi? 3 günde. 3 günde vuruyor. Bir de ablam da sözde tatile geldi köye. Her işi gördürüyorlar sana. Bak hele, zar çerezliğini verirler buradan. Niye? Ya kuruyacak ya, yetişecek ya, şey olacak. Çok işi var. Yetişmiş var, ondan veririm. Ya çok var işi. Elde var ya. Ondan veririm. Ay canım benim. Hele kuru yağmur yaş olmadan bir kurut. Neyi? Bak, böyle birini de tutuyor.
Bakma lan. Çekti mi? Çekti. He? Onlar çift yaplamın eli durmaz. Nasıl çekiyorum? Ekmeğimi yaptım, ekmeğimi kesti, kabak. Ben de. Nasıl tutayım ben bu eli? Değil mi? Bir torba vermen lazım. Lana. Diyor mu ekmeğimi yaptı, eriştiğimi kesti. Benden kabak toplamaya gitti. Şimdi de kurutuyor elini. Kolay canım bu. Gibi gelmiyor, eziyet geliyor yok. Ben uğraşacağım da ondan dur. Ama şey çekirdeği güzel fiyatla. İri iri tane. Şöyle yeri göstereyim de. İyi hadi bereket olsun, size kolay gelsin. Teşekkür ederim Enes. Çektim Enes'cim seni. Hadi kolay gelsin, Firdi yapla. Çekirdeği çek.